Hocam geç kavuştuk ya. Evet, geç olsun güç olmasın ama ben de sizi davet ediyorum. Galiba iletişimsizlik oldu. Galiba hocam. Ben açmıştım zaten sizin katılmanızı. Şimdi bekliyorum. sıkıntı yok galiba, değil mi? Evet, şu an gayet net hocam. Evet. Şimdi alttaki yazıları şöyle bir kapatayım. Herkese burada selam programı yapıyorduk çünkü. Yorumları kapattım. Herkese selam olsun diyerek noktalayalım. Murat Akan hocam. Selamlaşmak da güzel. Evet. Evet. Murat Akan hocam, tabii dünyada neler oluyor diyoruz ve işte Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı, 64 kilometrelik konvoy nereye gitti? Nedense biraz rölantiye geçmiş durumda mevzu. Ne oluyor? Sıcak gelişme olarak ne diyebiliriz? Yani izleyenler, takip edenler çok merak ediyor. Yani savaş var mı yok mu şu anda? Şimdi tabii buraya gelmeden önce birkaç şey söylememe müsaade edin lütfen. Tabii Estağfurullah. Ukrayna-Rusya savaşı, gerçi Ruslar buna savaş demiyor, Putin buna savaş demiyor, operasyon diyor. Kendi açılarından bir operasyon, harekat olarak gösteriliyor ama bu bir savaş sonuçta. Adı konmamış, yani her iki ülkede işte meclislerinde savaş kararı almadıkları için savaş demiyorlar ama bu bir savaş. Şimdi buraya gelmeden önce mesela Kazakistan olayları çok önemliydi. Yani Kazakistan olaylarında Rusların önü açıldı. Açık söylüyorum. Sürekli de katıldığım programlarda, televizyon programlarında da bunu dile getiriyorum. Çünkü Kazakistan'da bakın bir şey tertiplendi. Yani petrol üstünde yüzen, doğalgaz üzerinde oturan bir devlet bir gecede aniden işte enerji faturalarına %100'e varan zamlar yaptı. Yani bu akıl alır bir iş değildi. Şimdi dolayısıyla da orada bir bazı haklı gerekçelerle insanlar sokağa çıktı, protesto etti. Tabii bu tür olaylarda işte sizi manipüle eden birileri çıkar ve dolayısıyla da işin rengi başka yere gider. Ve nitekim de öyle oldu. Ama oradaki el Rusları esasında efendim cesaretlendirip Kazakistan'a yönlendirdi. Nitekim bir güvenlik örgütü anlaşması çerçevesinde Ruslar ne yaptı? Efendim gitti Kazakistan'daki olayları bastırdı ve orada bir yönetim değişikliği yaptılar esasında. Tabii kim yaptı? Rusya yaptı. Putin işte oradaki yönetimle görüşüp kendi tarafına çevrilebilecek ya da işte Rus yanlısı orada bir takım efendim bürokratları göreve getirdiler. Şimdi dolayısıyla da 2008 yılından itibaren de aynı şeyi Putin'in önünü açtı. ABD Batı İttifakı Putin'in önünü açtı. Nasıl? İşte 2008 yılında Gürcistan olayları oldu biliyorsunuz. Güney Ossetya ve Avazya bölgesi ne yaptı? Ruslar orayı koparıp aldı. Aynı şey yani aynı gerekçelerde esasında işte Gürcistan NATO'ya üye olabilir. Efendim orada bizim soydaşlarımız var diyerek Putin oradaki bölgeleri de efendim Gürcistan'dan kopardı. Ve Batı buna da ses çıkarmadı. En sonunda Kırım hadisesi de yaşanınca ki 2014 yılında Kırım'da ne yaptı? İşte ilhak edildi, işgal edildi, sonra ilhak edildi ve Batı yine ses çıkarmadı. Dolayısıyla bakın Putin'i yavaş yavaş esasında ABD Batı İttifakı o bir akıl, küresel akıl bir tuzağın içerisine çekti ve Ukrayna'ya soktu. Yani Donbas bölgesi var burada biliyorsunuz. Donetsk ve Lugansk bölgeleri orada iki ayrı cumhuriyet, bağımsız cumhuriyet, daha doğrusu özel cumhuriyet meselesi vardı. Şimdi herkes Donbas bölgesinin işgal edileceğini düşünürken ne yaptılar? Putin bütün Ukrayna'ya savaş açtı. Yani bugün işte bahsettiğiniz gibi Kiev kuşatma altında. Şimdi bazıları şöyle diyor. Evet, ya ben şuna katılmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya bazıları diyor ki burada bir savaş var mı? Yok mu? İşte savaş sanal vesaire. Ya bunları ben ciddiye almıyorum açıkçası. Orada bildiğiniz savaş var. İnsanlar ölüyor. Efendim tanklar var, toplar var, uçaklar var vesaire. Şimdi bu çağda tutup da ya bu bir simülasyon bize dedirtecek halleri yok. Bir savaş var. Şimdi fakat burada benim katılmadığım bir nokta da şu. Diyorlar ki uzmanlar efendim işte Ruslar bilerek Kiev'e girmiyor. Kesinlikle hayır. Ruslar Kiev'i 2 saat gibi kısa bir sürede hadi bu biraz abartı olabilir. Bir günde alabileceğini düşünüyorlardı. Yani hiçbir direnişle karşılaşmadan Ruslar kolayca elini kolunu sallayarak tabiri caizse Kiev'e girebileceklerini düşünüyorlardı. Ama ortaya çıktı ki Ukrayna daha doğrusu işte bu savaşı planlayan bir akıl orada Ukrayna'da gerekli hazırlığı yapmış esasında. Yani Rusların sınırları rahatlıkla geçip iç bölgelere çekilerek daha doğrusu Rusları çekerek orada bir meskun mahal çatışması yani şehir içi çatışmalarına çekmek istediler Rusları. Ve büyük bir tuzak esasında. Şimdi
Burada şu ortaya çıktı. Evet, Rusların ciddi anlamda silahları var. Güçlü bu anlamda. Savunma sanayileri iyi. Ama bir zaafları ortaya çıktı. Yani Kiev'e esasında girememelerinin nedeni de bu. Yani teknolojinin gerisindeler esasında. Yani Batı ittifakının kullanmış olduğu teknoloji Rusların daha üzerinde olduğu ortaya çıktı. Sizin savunma silahlarınız olabilir. Efendim işte hava savunma sistemleriniz olabilir. Balistik füzeleriniz olabilir. Nükleer silahlarınız olabilir. Ama teknolojiniz eski ise, teknolojide yenileşme hareketi yapamıyorsanız işte böyle aksaklıklar oluyor. Bir kere koordinasyon eksikliği olduğu ortaya çıktı ki ve Putin'in 8 tane generali görevden aldığı söyleniyor. Yani bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla bir aksaklık var. Yani girmek istiyor ki evi. Bir an önce girip bu işi bitirmek istiyor. Çünkü bakın savaşın uzaması Rusya'nın işine gelmez. Hele hele Putin'in işine hiç gelmez. Niye? Savaş ne kadar uzarsa Putin'in prestiji düşer. O nedenle bir an önce bu savaşı bitirip bir anlaşma yapmak istiyor. O zaman niye beklesin yani? Ha, bazıları da şöyle diyordu, şöyle bir iddia da vardı. Diyorlar ki, efendim işte yakıp yıkmak istemiyor Putin. Hayır, Putin'in yakıp yıktığı bazı Rusya'nın çok önemli şehirler var. Harkiv var mesela. Yerle bir ediyor. Yani atıyor, sivil yerleri de vuruyor. Dolayısıyla da bakın burada bir koordinasyonsuzluk var. Rusya ordusu içerisinde ve de burada bir teknolojik gerileme var. Yani kısa sürede alınmak istenen bir şehre Rus askerleri o kadar o uzun konvoy bahsettiğiniz konvoyla girmek istediler ama konvoyun başı geldiğinde yani Kiev'e yaklaştığında ciddi bir saldırıya uğradı. Onu kimse dile getirmiyor. Dolayısıyla da orada yapılan saldırı ki bu diğer mesela orada büyük şirketler var, teknoloji şirketleri var o savaşın içerisinde. Batılı teknoloji şirketleri ciddi destek veriyor. Yani bu arada şey de söyleyeyim, yani propaganda meselesini Zelenski çok iyi yapıyor. Yani baktığınız zaman bazıları eleştiriyor. Efendim işte ülkesini savaşa soktu. Efendim işte bu tiyatrocudan efendim devlet başkanı mı olur vesaire. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ama gerçek olan bir şey var. Şu anlamda gerek sosyal medya, gerekse küresel medyayı çok iyi kullanıyor. Ve belli ki bir şeye hazırlanmışlar yani. Önemli olan sizin zaten yaptıklarınızı anlatabilmek. Dolayısıyla da o giremiyor, niye girmiyor, niye bekliyor şeyin sorunun cevabı esasında Rus ordusunun girememesinden kaynaklanıyor. Ya giremiyor bitti. Çünkü direniş var. Ayrıca dediğim gibi bir organizasyonsuzluk var. Bir Ama bozukluk var askeri orada. sayısı olarak hocam ellerindeki askeri malzeme olarak işte uçaktı bilmem neydi. Rusların çok ezici üstünlüğü var. O zaman Ruslar bekleneni veremedi. Belki de Ukrayna ordusu da beklenenin üzerinde bir direniş Ha, sergiliyor. çok güzel. Şimdi doğru. Zaten Ukrayna ordusuyla Rus ordusunu karşılaştırmak yani tabiri caizse yani deve ile karıncayı karşılaştırmak gibi bir şey. Bu gerçek. Zaten Ukrayna devlet başkanı Zelenski de bunu söylüyor. Fakat şu var. Yani Rusları tuzağa çektiler dediğim şey zaten o. Şimdi ne yaparsınız siz? Elbette Kiev'i yerle bir edebilir Ruslar mesela işte balistik füzelerle, efendim kısa menzilli füzelerle vesaire topla tüfekle havadan bombardımanla yapabilir. Çünkü hava savunması da yok. Ukrayna'nın hava savunması da yok. Fakat şu var. Yani siz orada bunları yaparken Ruslarla Ukraynalılar bir akrabalık söz konusu bir. İkincisi biliyorsunuz Putin yani özellikle Kiev'i Rusya'nın bir parçası olarak görüyor. Yani kültürel bir parçası olarak görüyor. Orada ciddi bir direnç de var. Yani Rusya'nın içerisinde de ciddi bir direnç var. Hani böyle Suriye'de olduğu gibi bombala nasıl olsa ölen ölür, kalan sağlar bizimdir hesabı yapamıyor bir yerde. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar da işte sivil kaybı olmasın şeyi de var, hassasiyeti de var az. Çünkü soydaşlar, aynı ırka mensuplar öyle değerlendiriyorlar. Dolayısıyla da şimdi burada karadan girmek istiyor. Ama işte karadan girdiğinizde karşınızda hiç beklemediğiniz eğitilmiş bir Rus ordusu, şey affedersiniz Ukrayna ordusu ve sivil birlikler var. Çok ilginç. Çünkü NATO eğitti zamanında Ukrayna'daki o sivil güçleri eğitti. Eğitti, donattı. Hazır şu anda. Ve Meskun Mahal çatışmasında da ciddi zayiatlar veriyor Ruslar. Mesela bazı rakamlar tabii abartılı. Zelenski'nin vermiş olduğu işte 12 bin, 15 bin civarında hatta 17 bin telaffuz ediyor. Bunlar abartı olabilir. Ama Ruslar bizzat kendileri 500 kayıp açıkladı. Asker kaybı açıkladı ki ya bu şu anda 1000'in üzerine çıktığı söyleniyor resmi olarak. Şimdi bu ciddi bir kayıp. Ya bu demek ki karşılarında bir direniş var.
Ya burada nereye gidiyoruz? Önemli olan bu. Yani savaşla ilgili detayları zaten televizyonlar vesaire veriyor. Ama dünya gerçekten ilginç bir noktaya gidiyor. Yani ben Rusya'nın Ukrayna'ya topyekün saldırısını biz çılgınlık olarak düşünüyorum. Gerçekten ya mantıklı bir bakış açısıyla yani topyekün saldırıya geçmek bu çağda hele bu bütün dünyayı karşısına alıp böyle bir hamle yapmak ya gerçekten akıl kârı bir şey değil. Hatta Batılılar şu anda şeyi de tartışıyor. Deli adam tırnak içerisinde deli adam teorisi var. Diyorlar ki Putin acaba delirdi mi? Çünkü bekledikleri şey hani Donbas bölgesine bir askeri harekat yapabileceği konusunda hemfikirdiler Batılı güçler. Ama şimdi siz başkenti diğer taraftan işte Odessa'yı efendim bütün Karadeniz'e çıkış yollarını yani Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkış kapılarını kapatır her yerden cephe açarsanız ya bu gerçekten böyle bir çılgınca bir şey olur. Ve nitekim de hani bir günde iki günde işte direniş olmadan ele geçirecekleri Ukrayna Savaşı 21. gününe girdi. Dolayısıyla sinirler geriliyor. Şimdi burada Türkiye'nin rolü de çok önemli. Gerçekten şu ana kadar Türkiye iyi bir politika izliyor. Dış politika izliyor. Tarafsızlık politikası izliyor. Çünkü hem Rusya ile bir takım ilişkilerimiz var. Karşılıklı çıkar ilişkilerimiz var. Hem de Ukrayna ile karşılıklı ilişkilerimiz var. Yani Türkiye NATO üyesi çok eleştiriliyor. Belki şu ana kadar aşırı bir yüklenme yapmadılar Türkiye'ye. Ama önümüzdeki günlerde bu baskıyı artıracaklar gibi gözüküyor. Yani ABD ve Batı Türkiye'ye artık tarafını seçme konusunda baskıyı artırabilir. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Ama sanki üst Türkiye düzey bundan NATO çok toplantısı etkilenmez var. gibi hocam. Efendim? Türkiye bundan çok etkilenmez gibi. Bugün bir batılı bir yazarın ortaya attığı bir iddia da vardı işte. Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin, Amerika'da F-35'leri Türkiye'ye versin şeklinde. Yani bu noktaya geldilerse biraz artık zırvalamak mı yani? Türkiye tabii ki bu isteklere boyun eğecek bir ülke değil artık. Yani Türkiye güçlü bir ülke ve ilişkilerini de kendi iradesini ortaya koyarak sürdüren bir devlet haline geldi. Özellikle son 3 yılda proaktif dış politika ciddi anlamda yol aldı. O yüzden de NATO ülkesi olması da Türkiye'yi bu savaşın içerisine ki sürüklemek isteyenler var. Ama Türkiye bu oyuna gelmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bu savaşta keskin bir taraf olmayacak. Hem Rusya'yla da hem de Ukrayna'yla Türkiye'nin iletişimde olması, o diplomatik kanalların açık olması esasında Batı ve ABD için de çok önemli. Çünkü bütün taraflar tamamen kesip atarsa bu ilişkiyi bitirirse, yani Rusya'yla, Ukrayna'yla konuşamaz hale gelirse taraflar, o zaman savaş bölge dışına da sıçrayabilir. Zaten şu anda korkulan o değil mi? Yani Allah korusun bir küresel savaş, bir üçüncü dünya savaşı çıkabilir mi tartışmaları yaşanıyor. Yani bunlar hani Sizce bunları bu ihtimal ne kadar yakın hocam? şimdi şöyle yani gerçekten burada ciddi anlamda bu küresel bir savaşın çıkabilmesi için bir takım faaliyetler var. Mesela ben Zelenski'nin işte hava sahasını kapatın yani Ukrayna hava sahasını kapatırsanız diyor Ruslar bir şey yapamaz. Ama işte bu esasında bu proje, bu plan o savaşı, bölgesel savaşı ya da iki devlet arasındaki savaşı bölgesel ve küresel anlamda alana çeker. Niye? Kim kapatacak? NATO kapatsın diyor. NATO orayı kapatırsa Ruslar bunu savaş nedeni sayacak. Yani çünkü Rus uçakları oraya giremeyecek, o hava sahasını kullanamayacak. Orayı koruyan devletlere karşı bir takım hamle yapacak. O da savaş demek. NATO'ya açılmış savaş demek. Peki NATO'ya bir ülke zaten, bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapıldığı için üye ülkelere alın size Allah korusun dünya savaşı. O yüzden de olasılık dışı görmüyorum. Çünkü bunu Biden söyledi. Dedi ki biz dedi bu kadar yaptırımı almasaydık dedi. Yani yaptırım olmasaydı 3. Dünya Savaşı'nı tercih edecektik. Bunu açık açık dillendiriyor. Putin açık açık dedi ki nükleer silah kullanırım dedi. O ne demek? Demek istedi ki yani siz buna müdahale ederseniz, hava sahasını kapatırsanız ya da İşte efendim bu savaşa müdahil olursanız ben gerekirse nükleer silah da kullanırım. Nükleer silah kullanırsa ne demek? Dünya savaşı demek. Yani gerçi bölgesel de kullanabilir, taktiksel ve nükleer silah da kullanılabileceğini söylüyorlar. Ama şu gün itibariyle yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Avrupa'nın şu anda bir savaşa bu savaşa müdahil olup
bir üçüncü dünya savaşı çıkarma niyetinde değiller. Ama işte hani derler ya, tabiri caizse delinin biri bir düğmeye basar, bir hamle yapar, sizi o savaşın içerisine sokabilir. Yani biz mesela birinci dünya savaşına Türkiye, Osmanlı nasıl girdi? Biz savaşın tarafları değildik ki birinci dünya savaşında. Nasıl soktular bizi? Bizi işte iki tane gemi geldi efendim, bize sığındı. İşte Türk bayraklarını çekti, gitti Rusya limanlarını bombaladı. Biz savaşa girdik. Dolayısıyla da şimdi burada böyle bir oyun da yapılabilir ki Türkiye bu anlamda çok dikkatli. Özellikle Karadeniz konusu. Mesela Montreux Boğazlar Sözleşmesi gereği boğazları kapattıkları için yani böyle bir tehlike orada şu anda gözükmüyor. Ama şimdi mesela Ukrayna'dan Polonya'ya bir füze atılsa atamazlar mı? Yani eğer kışkırtmak isteseler, yani illa NATO işin içerisinde çekmek isteyen birileri varsa, bir oyun oynanıyorsa bunu yapabilirler. O yüzden de diyorum ki küçük bir hamle, işte hiç konuşulmayan, ya olmaz dünya savaşı, çıkmaz böyle savaş denilen bir noktada bakarsınız Allah korusun böyle bir savaş çıkmış. Çünkü Polonya çok yakın, Romanya çok yakın, sınır daha doğrusu. Dolayısıyla Rusya tarafından da böyle yanlışlıkla atıldı vesaire filan dediğiniz an alın size 3. Dünya Savaşı. Yani Polonya'da ciddi anlamda NATO şeyleri var, üsleri var. O yüzden de şu anda ben yani yakın bir gelecekte böyle bir ihtimal görmüyorum. Çünkü bu hiç kimsenin işine gelmez. Yani Rusya'nın işine de gelmez. Çünkü Rusya zaten yaptırımlarla ciddi bir sıkıntıya düştü. Bir de bunu bütün dünyayı karşısına, yani savaş anlamında, ordu anlamında hem Avrupa ordusunu yani NATO'yu karşısına almak istemez diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu savaş başladığında kimin kaç tane, daha doğrusu kavga başladığında kimin kaç tane yumruk attığı hiç önemli değil. Yumruk sayısı sayılmaz. Peki bayraktarlar tabii Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da bütün dengeleri değiştirmişti ve son olarak da Ukrayna'da dengeleri gerçekten de değiştirdiğini gördük. Neler söylemek lazım bunun için? Çünkü bir muhalefet genel başkan yardımcısının dün bir sözü vardı. İşte eleştiren minvalde. Artık herkes hayranlıkla bakarken bayraktarlara, içeriden böyle eleştirilerin gelmesi, hatta hakaret boyutuna gelen varan şeylerin gelmesi de üzücü tabii. Ama bayraktarlar özelinde baktığınızda 18 ülke ihraç edilen bir SİHA'dan bahsediyoruz. Dengeyi ne kadar değiştirdi sizce? Bu bizim için sakıncalı bir şey mi? Vallahi şunu söyleyeyim. Ben yeni değil, yaklaşık 3-4 yıl önceden başlayarak dedim ki İHA ve SİHA'lar dünya harp tarihini değiştiriyor. Yani hatta eleştirenler oldu, abartıyorsunuz diyenler oldu ki bakın İHA ve SİHA'lar gerçekten bugün Türkiye'yi dünyada tanıtan ve Türkiye'nin prestijini yükselten, Türkiye'yi birinci lige çıkaran bir unsurdur. Ve yapandan Allah razı olsun, sebep olandan Allah razı olsun. Gerçekten şu anda Türkiye dünyada İHA ve SİHA'larla konuşulur hale geldi. Yani hatta bir muhalif gazeteci dedi ki ya ben bu İHA ve SİHA'ların abartıldığını düşünüyordum ama Ukrayna'ya gittiğimde gördüm ki gerçekten öyle bu iş abartı falan değil. Bizzat yani sahada gördüm. Önemliymiş. Bana bile sordular diyor. Ben muhalifim, bana bile söylüyorlar. Evet. Şimdi bakın maalesef bizim ülkemizde şimdi kim olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun, hangi parti olursa olsun ya doğru yapanı alkışlayacağız. Ha, yanlış yapanı da kırmadan, dökmeden eleştireceğiz. Niye? Doğrusunu yapsın diye. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle takım tutar gibi parti tutuyorlar. Takım tutar gibi ideolojiye sahipler. O yüzden de yani bütün dünyanın övdüğü, bütün dünyanın hayran kaldığı bir teknolojiyi yani kötülemenin kime ne faydası olur? Yani bizim ülkemizde bunu kötülemenin kime ne faydası olur? Bu gurur vesilesidir. Bunu kim yaparsa yapsın, hangi parti döneminde yapılırsa yapılsın. Bakın bir emekli generalle konuştum. Yani ki şu anda hala ciddi uğraşları var. Yani devlette de yapmış olduğu bir takım faaliyetler, işler var. Bana dedi ki Murat Bey, eğer İHA ve SİHA'lar olmasaydı Doğu Akdeniz'de bizim o hani şey arayan gemilerimiz var ya, petrol arayan, doğalgaz arayan araştırma gemilerimiz var ya, onu vurabilirler dedi. Bundan çekindikleri için bunu yapamadılar. O yüzden mesela Yunanistan medyasına baktığınızda, ABD medyasına, İngiltere medyasına baktığınızda ya bütün küresel medya
bizim İHA ve SİHA'larımızdan bahsediyor. Ya bunların bahsetmesi önemli değil. Biz sahada bunu gördük. Yani bakın Libya'da açık söyleyeyim. Libya'da tabiri caizse 7 düvel yani Türkiye'nin karşısındaydı Libya'da. Yani Türkiye orada esasında değil gerçekte meşru hükümeti tuttu. Orada bir anlaşma yaptı ve orada bir düzen kurulmasını sağladı. Yani kan akmasın diye oraya İHA ve SİHA'larla birlikte destek oldu. Bakın orada 7 düvele karşı o İHA ve SİHA'lar galip geldi. Yine bizzat en yakın zamanda ne zaman gördük? İşte Suriye'de de gördük ya. Azerbaycan-Ermenistan savaşında gördük. Yani 40 yıl, 30 yıl işgal altında kalmış topraklar o İHA ve SİHA'ların büyük yardımıyla kurtarıldı. Bunu herkes gördü ve dünya o gücü orada tanıdı. Şimdi bu tabii sadece gösterilerin bir parçası. Bunun ben çok daha Türkiye'nin elinde çok daha güçlü İHA ve SİHA teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunu başkaları kötülüyormuş. Bizim içimizdekiler bunları önemsemiyormuş. Bu yanlış bir şey. Yani bu teknoloji bütün Türkiye'nin teknolojisi. Bir partinin değil. Bir ideolojinin değil. O yüzden iktidarda kim olursa olsun bu teknoloji Türkiye'nin, Türk ordusunun, Türk milletinin hizmetinde. Yani bunu kötüleyecek. Bunu aşağılayacak. Bunu böyle küçümseyecek tavırların içerisine girmeye gerek yok. Ha, kim giriyorsa ciddiye de almamak lazım. Açık söylüyorum ben. Yani ciddiye almamak lazım. Çünkü bunun belli standardı var. Bunun belli ölçütleri var. Bu kendini ispatlamış bir teknoloji. Yani ve ciddi anlamda Batı ve ABD bundan ciddi anlamda korkuyor. Yani sizin düşünebiliyor musunuz? Bakın 30-40 tane İHA'yı aynı anda SİHA'yı kaldırdığınızda ya buna karşılık siz hangi savaş uçağını kaldırıp da hangi birini düşüneceksiniz? Ya o esasında korkunç bir şey bu. Yani hele dronlar İşte o sürü halindeki dronlar vesaire. Türkiye bu teknolojiyi şu anda çok iyi yakaladı. Çok iyi teknolojiye sahip. Çok iyi yazılıma sahip. Dolayısıyla da ya bunu elimizden geldiği kadar bunun daha iyi olabilmesi için teşvik etmemiz lazım. Muhalefetiyle, iktidarıyla bu teknolojinin hatta başka savunma sanayinin oradaki teknolojinin gelişmesini teşvik etmemiz lazım. Niye bir ayrıştırıcı unsur olsun yani? Bugün mesela bir köprü açılışı oldu değil mi? Yani Çanakkale köprüsünün açılışı oldu. Ya basitten Twitter'da hayırlı uğurlu olsun dedi. Ya bunu bile insanlar eleştiri konusu yapıyor. Ya taraf tutuyorsunuz da efendim işte tarafsız niye olmuyorsunuz da şu. Ya biz niye böyle bir hale geldik? Yani benim gerçekten bunu hafızam almıyor. Ya köprü açılmış. Allah razı olsun kim yaptı, kim etti. Gerçekten çok büyük bir hizmet. Ya bunda bile bir tartışma konusu bulabiliyoruz. Bu yanlış bir şey. Dediğim gibi iktidarda kim olursa olsun kim bu memlekette taş üstüne taş kor ise başımız gözümüz üzerine. Biz herkese saygımız var. Herkes böyle düşünmesi lazım. Yani evet yanlış yapılan bir iş olursa onu da münasip bir dille yani kırmadan dökmeden samimiyetle eleştirmek lazım. Zaten muhalefetin görevi de nedir? Muhalefetin görevi de esasında önemli bir görevdir. Yani iktidara yol göstermektir. İktidarın aklına gelmeyen şeyleri, önerileri yapmaktır. Çünkü sonuçta ya muhalefeti de para alıyor. Yani hazineden para alıyorlar. İktidarı da. Dolayısıyla hepsi esasında millet için çalışıyor. Bunların senkronize halde çalışması lazım. Ama tabii ki demokrasilerde eleştiri vardır. Eleştireceksiniz. Ama bir şeyin de yani düzgün yapılan bir şeyin de hakkını vermeniz gerekiyor. Yani bu sadece Türkiye'nin konuştuğu, sizin bizim konuştuğumuz bir mesele değil. Bütün dünyanın dilinde ise ve bütün dünya övgüyle bahsediyorsa ya bu teknolojiyi yerden yere vurmanın anlamı yok. Ya kötülemenin anlamı yok. Murat Hocam bir de şöyle bir tez var. Amerika'nın yani NATO'nun daha doğrusu Türkiye'nin etrafını çevrelediği yönünde bir iddia var. Ama siz evet buna katılmakla birlikte Rusya'nın da Türkiye'nin etrafını çevrelediğini söylüyorsunuz. Nedir bu durum? Yani Rusya nasıl çevreledi Türkiye'nin etrafını ve daha sonra NATO'nun amacı nedir? Şimdi 2018 yılında NATO'nun İslam'la Savaşı diye bir kitap yazdım ve çıkardım. Orada NATO'nun Türkiye'yi nasıl kuşattığını açık net şekilde belgeleriyle birlikte verdim. Amerika Birleşik Devletleri de hakeza. Ya NATO'yu ileri sürerek Amerika Türkiye'yi kuşattı. Bu bir gerçek. Yani burada özellikle burnumuzun dibinde yani Yunanistan'da Dede Ağaç'ta yüzlerce tank getirdi buraya koydu. Hatta bini geçti tank sayısı. Ve buraya getirdi. Efendim kısa menzilli füzeler yerleştirdi ve dediler ki ya biz işte bu tedbirleri Rusya için alıyoruz dediler. Oysa baktığınız zaman buradaki kısa menzilli füzeler Rusya'yı vurabilecek füzeler değil. Kim için alıyordu?
esasında Türkiye için alıyordu. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ciddi anlamda ABD Batı İttifakı çevirdi, çevreledi. Yani Türkiye orada işte doğalgaz arama çalışmaları yaptığında karşısında kim vardı? Karşısında Fransa vardı, İngiltere vardı, Almanya vardı. Efendim İsrail vardı, Yunanistan vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Mısır vardı, Suudi Arabistan var. Ya orada inanılmaz bir blok kurdular ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi karaya hapsetmek istediler. Niye? Diyorlar ki sen buradaki doğal gaz yataklarıyla ilgilenme. Efendim işte bizim sana vereceğimiz payla yetin. Türkiye de diyor hayır, benim burada deniz yettiği alanlarım var. Dolayısıyla da ben bu sınırlarım içerisinde bu gaz aramalarını, bu gaz çalışmalarını yapacağım. Nitekim de Libya'yla işte o yetki anlaşmasını, deniz yetki anlaşmasını yaparak ciddi bir zeka ürünü bir anlaşma yaptı. Ve dolayısıyla şimdi ne oldu? Şimdi gelinen nokta şu, İsrail Türkiye'ye anladı ki Türkiye üzerinden bu gazı götürmek zorundayız. Şimdi kuşatılıyor. Oraya gelelim. Yani gerçekten ABD Batı İttifakı Türkiye'yi kuşatıyor. Niye kuşatıyor? Onu söyleyeyim. Şimdi bizim ülkede yine iki tane bir görüş var. Efendim eskiden biliyorsunuz işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ülkede bir Amerikancı kesim oluştu. Yani ABD'nin yanında, Türkiye'nin Batı'nın yanında yer alması. NATO'ya girişimiz öyle oldu. Girdik nitekim. Ama işte öyle bir Amerikancı zihniyet oluştu ki yani ABD ne derse biz o zaman o yıllardaki Türkiye onu yapıyordu. Şimdi aynısını birileri, bir grup, bir ideolojik yapılanma Rusya'ya karşı yapıyor. Diyorlar ki Türkiye tamamen Rusya'nın yanında yer alsın. Tamamen Çin'in yanında yer alsın. Hayır kardeşim, Türkiye ne tam olarak ABD'nin yanına yaslanıp her şeyi işte ABD'den beklemek ya da Batı'dan beklemek gibi bir derdi var. Ne de Rusya'nın yanına tamamen yaklaşıp efendim her şeyi Türkiye bağımsız bir merkez olmak durumundadır. İşte ve o anda da bu alanda da atılan adımlar esasında hem Rusya'yı hem de Batı'yı rahatsız ediyor. Bakın Türkiye üçüncü güç merkezi olabilir. Benim eskiden beri savunduğum şey bu. Hani ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Türkiye eğer gerçekten içeride birlik beraberliği, işte o gereksiz tartışmaları bir kenara bırakıp savunma sanayini daha da güçlendirerek, ekonomik yapısını daha da iyi hale getirerek ve özellikle kendi kendine yetebilir bir ülke durumuna geldiğinde emin olun, bakın Türkiye ABD'nin de coğrafyasından daha geniş bir coğrafyaya hakim olabilir. Bu fiil olarak demiyorum, yani etkinlik açısından söylüyorum. Rusya'nın da. Çünkü Türkiye'nin genişleyebileceği, yani nüfus sahaları diğer devletlerin nüfus sahalarına göre daha avantajlı. Jeopolitik konumu hem Rusya'ya göre hem de Batı ve ABD'ye göre daha iyi. Şimdi Afrika ile bir takım ilişkilerimiz var. Afrika'daki mesela insanlar, milletler, devletler artık Batı'nın o sömürgeci yaklaşımından bıkmışlar. Oraya Türkiye'nin gitmesi, ki mesela 10 yıl öncesine kadar sadece bildiğim kadarıyla 12 tane büyükelçiliğimiz vardı. Şu anda 48'e çıkmış. Ya bu çok önemli bir diplomatik ilişki. Bazıları şöyle diyebilir. Efendim işte Afrika'da bir ismini bilmediğimiz bir ülke. Orayla ilişki geliştirsek ne olur, geliştirmesek ne olur? Halbuki bunların, bu devletlerin, yani o önemsemedikleri Afrika devletlerinin Birleşmiş Milletler'de bir oyu var. Yani unutmamak lazım. Ayrıca buradan bir başlangıç, yani biliyorsunuz Somali'de türküsü var ondan sonra. Bu şekilde Afrika'ya yaklaşımı Türkiye'nin efendim karşılıklı çıkarlar çerçevesinde. Yani sömürgecilik yok. Sömürgecilik yok. Bunu fark etti. Afrikalılar bunu fark etti. Ha, ne oluyor? İşte Türkiye yavaş yavaş Afrika'ya doğru açılıyor. Sömürmeden açılıyor. Onlara balık tutmayı öğretiyor. Diğer taraftan Batılılar burayı sömürüyor. Bunu Afrikalılar gördü. Diğer taraftan Balkanlar. Bakın Balkanlar da aynı şey. Bakıyorlar Türkiye'ye karşı bir sevgi besliyorlar, bir sempati besliyorlar. Ayrıca karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ilişkiler, diplomatik ilişkiler kuruyorlar Türkiye ile. Bu hem Batı'yı hem Rusya'yı yine rahatsız ediyor. Ve Orta Doğu'daki her ne kadar yönetici düzeyinde Türkiye'yi sevmeseler de halkının Türkiye'ye olan sempatizini görüyorlar. Rusya da görüyor. Dolayısıyla hem Rusya hem ABD Batı ittifakı Türkiye'nin jeopolitik genişlemesinden rahatsız. O yüzden de çevirme, kuşatma gereği duyuyorlar. Şimdi ABD kuşatıyor. ABD Batı ittifakı Türkiye'yi, Rusya'yı bahane ederek kuşatıyor. Ama Ruslar da kuşatıyor. Şimdi bunu da görmek lazım. Bakın
Harita olarak baktığınız zaman şöyle, biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldı. Şimdi 89'dan sonra dağıldı. Oradan bağımsızlığını kazanan birçok Türk Cumhuriyeti çıktı değil mi? Yani Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan vesaire, Azerbaycan. Şimdi bunlara baktığınızda burada yani o coğrafyada 300 milyonluk bir Türk dünyası var. 300 milyonluk bir Türk dünyası. Şimdi devletler teşkilatı, Türk devletler teşkilatı kurulurken bu sadece böyle isimden ibaret bir şey değildi. Hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel ciddi bir adımdı bu esasında. Bakın bu da birilerini çok rahatsız etti. Bu Rusya'yı da rahatsız etti. Açık söylüyorum. ABD Batı İttifakı'nı da rahatsız etti. Çünkü Hinterland'ı genişliyor. Bu jeopolitik konumu gittikçe açılıyor. İstemiyorlar. Ha, Ruslar buna karşı hamle yapıyor esasında. Bakın Rusya'nın Libya'da ne işi vardı? Mesela ne gibi bir bağları vardı? Evet, Kaddafi döneminde işte bir sosyalist bir yakınlaşma, ideolojik bir yakınlaşma vardı vesaire. Ama bugün baktığınızda Batılılar Rusların Libya'ya girmesine göz yumdu. Yani Ruslar oraya kendiliğinden gelip tutunmadı. Batılılar göz yumdu. Niye göz yumdu? Çünkü orada Türkiye ile baş edecek bir güçleri yok. Yani Batı artık savaşmak istemiyor. Rusya karşı da öyle değil mi? Yani Ruslar, Putin bunu gördüğü için esasında o genişlemeleri yapıyor. Çünkü diyor ki artık Avrupa benimle savaşamaz. ABD benimle savaşamaz. O cesareti gördüğü için bunları yapıyor. Dolayısıyla mesela yine Türkiye'nin karşısına Afrika'da Çin'i çıkarıyorlar. Çünkü Çin de yumuşak soft power dedikleri yumuşak güç politikası uyguluyor. Türkiye de yumuşak güç politikası uyguluyor. Bakın orada da Çin'e yol verdiler esasında. Dolayısıyla Rusları esasında ABD Batı İttifakı Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullandı. Libya'da kullandı. Mesela Wagner paralı asker şirketi var biliyorsunuz. Putin'e çok yakın. Burada normalde Rusya işbirliği yapması gerekirdi Türkiye ile Libya'da. Yani iki devletin çıkarları gereği esasında işbirliği yapması gerekir. Ama yapmadı Ruslar. Ne yaptı? Türkiye'nin meşru hükümeti desteklemesine rağmen gitti. Ruslar o Wagner eliyle kimi? Hafter'i destekledi. Halif Hafter'i destekledi. Dolayısıyla da burada bir çıkar çatışması vardı. Diğer taraftan Suriye. Artık Rusya Türkiye'nin komşusu oldu, güneyinde komşusu oldu yani. ABD içeri gitti. Yani Trump döneminde diplomatik bir başarı olarak Türkiye zorladı ABD'yi. Çıkın dedi burada. Ama Amerika Birleşik Devletleri çıktığında, buradan çıkarken törenle kime devretti görevini? Ruslara devretti. Çok ilginç değil mi sizce yani? Yani Münbiç'i Türkiye'ye söz verdikleri halde, yani biz buradan tamam çekileceğiz, size devredeceğiz dedikleri halde törende Rusya'ya devrettiler ABD. Güya iki devlet orada birbiriyle mücadele ediyor. İşte büyük devletler bu. Yani evet, çıkarların el verdiği ölçüde bir anda kardeş oluveriyorlar. O yüzden de Türkiye, bakın yine tekrarlıyorum, Rusya, Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Ermenistan, Azerbaycan hattı, Kazakistan hattı, Gürcistan hattı. Bakın Türkiye'yi de oradan çeviriyor. O halde Türkiye ne yapması gerekiyor? Türkiye burada ciddi bir denge politikası izlemek durumunda. Yani tamamen efendim Rusya'yla da ipleri atamaz, ABD Batı İttifakı'yla da ipler atamaz. Burada mümkün olduğu kadar Türkiye gerçekten her haliyle kendi ayaklarının üzerine duruncaya kadar herhangi bir küçük çaplı savaşa dahi Allah korusun girmemesi gerekir. Bakın Yunanistan şimdi Ukrayna'yı kullandılar. Batı Ukrayna'yı kullandı bu arada, onu söyleyeyim. Yani Rusya'ya karşı kullandı, yem olarak kullandı. Bize karşı da Yunanistan'ı kullanacaklar. Ve kullanmak istiyorlar esasında. O yüzden akıllı olmak lazım. Mesela bir savaş bir ülkeyi en az 50 yıl geriye götürür. Bakın şimdi Rusya yani o kadar silaha sahip, ordusu büyük, efendim işte ekonomisi yine iyi kötü var. Ama şu savaş dahi, yani o küçük gördüğü Ukrayna savaşı dahi Rusya'yı bundan sonra en az 20 yıl geriye götürecek. Niye? Yaptırımlar var. Ciddi yaptırımlar var. Yani dolayısıyla da burada Türkiye'nin etrafının kuşatılmasının sebebi artık dünyada Türkiye gibi böyle vatan sevgisi olan, efendim Allah korusun bir savaş olduğu zaman topyekün bütün millet olarak ülkesini gönülden savunan, efendim şefkat dolu ve herkese kucak açabilen, daha doğrusu yeni bir coğrafyanın dışına taşıp ülkeleri yönetebilecek millet olarak görüyorlar. Bu nedenle korkuyorlar.
Bugün baktığınızda mesela Orta Doğu'daki devletlerin hiçbirisini ciddiye alıp ya kuşatalım, efendim işte şöyle yapalım demiyorlar. Biliyorlar ki ya Türkiye askeri, teknolojik, ekonomik, siyasi olarak güçlendiğinde neler yapabileceklerini görüyorlar. O yüzden de hem Rusya, Çin istemiyor Türkiye'nin güçlenmesini, hem de Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden de biz ne ABD'nin yanında tam olarak böyle küçük devlet gibi durmayacağız, ne de Rusya'nın yanında küçük devlet gibi durmayacağız. Eyvallah. Biz Türkiye olacağız. Yani Türkiye, bağımsız Türkiye olacağız. Ha, diyeceksiniz ki bu çağda tam bağımsızlık olur mu? Elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar ve komşularımızla iyi geçinerek, akıllı diplomatik ilişkiler yürüterek, ya bugün özellikle bu dönemde biraz tarafsız kalmaya ihtiyacımız var. Şimdi Batı zorluyor. Bakın Türkiye Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara ne yapıyor? Uymuyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler kararı yok. Doğrusunu yapıyor. Ama işte orada da şunu da söylüyor Batılılara ya da Amerikalılara. Diyor ki ya siz köprüler attınız Rusya'yla. Yani Putin'le görüşemiyorsunuz artık. Bununla görüşecek birisi lazım. Yani sonuçta tamamen diplomatik ilişkileri koparır atarsanız işte orada daha büyük olaylara, daha büyük sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden ben hem Ukrayna ile görüşüyorum hem de Rusya'ya. Bu Batı'nın da işine geliyor esasında. ABD'nin de işine geliyor. Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanı davet ediyor. Hem Putin'i hem Zelenski'yi Türkiye'de bir barış anlaşmasına davet ediyor. Bu savaşı madem ki bitirmek istiyorsunuz, bunun sonuçlanmasını istiyorsunuz. Böyle bir çabanın olması gerekiyor. Onu da Türkiye yapıyor. Niye zorluyorsun? Yani Türkiye'de taraf olursa, yani yaptırımlara uyarsa, Ruslar Türkiye'ye de karşısına almış olacak. Ve dolayısıyla Rusya Türkiye ile olan ilişkilerini de kapatmış olacak. O zaman hiç kimseye faydası olmaz bunun. Savaş daha da uzar. Hatta Avrupa'ya sıçrar. Allah korusun. İşte efendim Türkiye'ye dahi sıçrayabilir. O yüzden de bu oyuna gelmemek lazım. Türkiye şu anda doğrusunu yapıyor. Bu yaptırımlara uymayarak, çünkü bizim Rusya ile de bölgesel ilişkilerimiz var. Yani efendim işte S-400'ler meselesi var. Nükleer santraller meselesi var. Suriye'deki bir takım birlikte yaptığımız ilişkiler var. O yüzden de biz de köprüleri atarsak hem ülke olarak hem ülke menfaati olarak baltalanmış oluruz. Hem de dediğimiz gibi bu savaşın bir tarafı olmuş oluruz ki bu da bizim hiçbir şekilde işimize gelmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel özetlediniz mevzuyu, olayı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Allah bu ülkeyi bir daha hani savaşla karşılaştırmasın. Ve bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda kalmasın. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Medya. Dünyada Neler Oluyor programıyla haftaya çarşamba yine saatler 22'yi gösterdiğinde, cuma değil, çarşamba akşamı 22'de karşınızda olacağız. Hoşça kalın, hayırlı geceler.